Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması, yurt içi sandık kurulu eğitim filmi. 1. Oy pusulaları ve zarf paketlerini sandık kurulu oluşmadan açmayınız, saymayınız ve mühürlemeyiniz. Bu işlemler sandık kurulu huzurunda oy verme başlamadan önce yapılacaktır. 2. Oy pusulalarının arka yüzlerini sandık kurulu mührüyle mühürleyiniz. Sarı renkli oy zarfınınsa YSK amblemi ile ilçe seçim kurulu mührünün bulunduğu yüzünü yine sandık kurulu mührüyle mühürleyiniz. 3. Seçmenden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı ve fotoğraflı resmi kimlik belgesini isteyiniz. 4. Sandık seçmen listesinde seçmenin adını bulup imza sütununun boş olduğunu ve karşısında şerh olmadığını mutlaka önceden tespit ediniz. Bu tespit yapılmadan pusula ve zarfı teslim etmeyiniz. Kontrol işlemi yapıldıktan sonra bir adet sarı zarf, bir adet Cumhurbaşkanı oy pusulasıyla tercih evet mührünü vererek seçmenin oy verme kabinine geçmesini sağlayınız. Yaşlı, engelli ve okuma yazması olmayan seçmene tercih evet mührünün basılmak suretiyle nasıl kullanılacağını sandık kurulu başkanı seçmene boş bir kağıt üstünde uygulamalı olarak gösterir. 5. Seçmen oy verme kabininden çıktıktan sonra zarfı sandığa bizzat atar. Oyunu kullanan seçmene kimlik kartını iade ettikten sonra imza cetveli yerleştirilmeden önce seçmen listesindeki yeri kontrol edilerek imzanın doğru yere atıldığından seçmenin emin olması sağlanır ve imza attırılır. 6. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez. 7. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı seçmene nasıl oy kullanacağını anlatır. Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. 8. Saat 17 olduğunda oy kullanmak için sırada bekleyen seçmen varsa, seçmen sayısını tespit edip kimliklerini toplayarak sırayla hepsine oy kullandırınız. 9. Oy verme işlemi bittikten sonra kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paketler haline getirilerek mühürlenir, üzerlerine sayıları yazılır. Kullanılmayan birleşik oy pusulası ve zarf sayısı C2 Cumhurbaşkanı sayılı sandık sonuç tutanağına yazılır. 10. Oy kullananların sayısı, imza sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısının eşit olduğunu kontrol ediniz. Eğer eşit değilse, genelgenin 39. maddesine göre işlem yapınız. Bütün zarflar sayıldıktan sonra geçerli olup olmaması yönünden aşağıdaki şekilde kontrol edilir. A. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan. B. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan kağıttan imal edilmiş olan. C. Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan. D. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan. E. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan. F. Tamamı yırtılmış olan. G. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak oyların sayımı esnasında üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılır. Üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar da geçerli sayılır. Geçerli ve geçersiz oy pusulası şablonu örnekleri. Örnek 1. Cumhurbaşkanı adaylarından
tercih edilen adayın alanına basılan tercih veya evet mühürlü oy pusulası geçerlidir. Bu oy A adayına sayılır. Örnek 2. Cumhurbaşkanı adaylarından tercih edilen adaya ayrılan alan dışına taşıp, diğer adayın alanına taşmayan tercih veya evet mühürlü oy pusulası geçerlidir. Bu oy B adayına sayılır. Örnek 3. Cumhurbaşkanı adaylarından tercih edilen adayın alanına basılan birden fazla tercih veya evet mühürlü oy pusulası geçerlidir. Bu oy A adayına sayılır. Örnek 4. Cumhurbaşkanı adaylarından her ikisine ayrılan alanlara basılan tercih veya evet mührü oy pusulasını geçersiz kılar. Örnek 5. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin alanına basılan tercih veya evet mührünün diğer adaya ayrılan alana taşması oy pusulasını geçersiz kılar. Örnek 6. Üzerine tercih veya evet mührü dışında veya tercih veya evet mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan oy pusulası geçersizdir. Örnek 7. Üzerinde yer alan Cumhurbaşkanı adaylarına ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulası geçersizdir. Örnek 8. Hiçbir yerine tercih veya evet mührü basılmamış olan oy pusulası geçersizdir. Örnek 9. Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan oy pusulası geçersizdir. Örnek 10. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması oy pusulasını geçersiz kılmaz. Bu oy B adayına sayılır. Örnek 11. Cumhurbaşkanı oy pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührünün basılması oy pusulasını geçersiz kılmaz. Bu oy A adayına sayılır. Örnek 12. Cumhurbaşkanı oy pusulasının arka yüzü mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde görülecek şekilde olması oy pusulasını geçersiz kılmaz. Bu oy B adayına sayılır. 12. Sandık sonuç tutanağının doldurulması. Sandık kurulu C2 Cumhurbaşkanı sandık sonuç tutanağını yeteri kadar nüshada sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. İlçe seçim kurulundan teslim alınan toplam zarf sayısı, kullanılmayarak artan zarf sayısı, toplam oy pusulası sayısı, kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı, sandık ve varsa seyyar sandık seçmen listesinde yazılı olup oy kullanan seçmenlerin sayısı, sandık ve varsa seyyar sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan ancak kanun gereği oy kullanan seçmen sayısı, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı, not, 1 ve 2 numaralı alanların toplamı 3 nolu alana yazılır. Sandıktan çıkan zarf sayısı, zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazlaysa, eşitliği sağlamak amacıyla yakılarak yok edilen zarf sayısı, sandıktan çıkan geçerli zarf sayısı, varsa seyyar sandıktan teslim alınan geçerli zarf sayısı, toplam geçerli zarf sayısı. Geçerli oylar. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamı. Not: 7 ve 8 numaralı alanların toplamı 9 nolu alana yazılır. Geçersiz oylar. Geçersiz zarf sayısı, sandık ve varsa seyyar sandık geçersiz zarf sayısı toplamı. Geçersizlik sebebi, içinden Cumhurbaşkanı için oy pusulası çıkmayan zarf sayısı, geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi, hesaba katılmayan oy pusulası sayısı ve hesaba katılmama sebebi. Dikkat! Zarfın içinden birden fazla oy pusulası çıkmışsa, örneğin 2 adet, bu durumda hesaba katılmayan oy pusulası sayısı
sandık sonuç tutanağında ilgili yere yazılırken bir adet olarak dikkate alınır. Başka bir ifadeyle hesaba katılmayan oy pusulası sayısı zarftan çıkan oy pusulası adedi değil, her zarf için bir oy olmalıdır. Hesaba katılmayan oy pusulaları aynı zarfın içine tekrar konularak muhafaza edilir. İçinden oy pusulası çıkmayan boş zarflar ayrı olarak muhafaza edilir. Zarfın içinden işaret amacı taşıyan bir madde çıkması halinde zarfın içine tekrar konularak muhafaza edilir. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy toplamı, not 10, 11, 12 ve 13 numaralı alanların toplamı 14 nolu alana yazılır. Dikkat! Geçerli oy pusulalarının toplamıyla geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy toplamı, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısına eşit olmalıdır. Adayların aldığı oyların toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamına eşit olmalıdır. Cumhurbaşkanı adaylarının her birinin aldığı toplam geçerli oyların rakam ve yazıyla belirtilecek sayısı, oylama iş ve işlemlerine ve oyların sayım ve dökümüne dair yapılan şikayetlerle bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları, sayım döküm sonucunun başkan tarafından sandık alanında bulunanlara ilan edildiği, sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandığın konulduğu bina veya yapıda herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu tutanak, oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalır. 13. C2, Cumhurbaşkanı sandık sonuç tutanağının birer örneğini, A. Seçim kuruluna teslim etmek üzere geri dönüş zarfına ve seçim torbasına koyunuz. B. Sandık çevresine asarak ilan ediniz. Bir nüsha. C. Tutanak defterine alınan imza karşılığı Cumhurbaşkanı adaylarına veya yetkilendirdiği kişilere, kurulun partili üyesine, her partiye bir adet olmak üzere yahut müşahitlere veriniz. 14. Sandık kurulları seçime ilişkin kağıt ve belgeleri ayrı ayrı olmak üzere seçim torbasını iki boğum olacak şekilde hazırlar. Birinci boğuma alt boğum konulacak malzemeler. 1. Hesaba katılan ve geçerli oy pusulalarını. 2. Geçersiz oy pusulalarını. 3. İtiraza uğrayan oy pusulalarını. 4. Hesaba katılmayan zarfları, geçersiz zarflar, içinden oy pusulası dışında madde çıkan zarflar, içinden oy pusulası çıkmayan boş zarflar. 5. Kullanılmamış olan oy zarfları ve oy pusulalarını, geçerli sayılmış zarfları ayrı ayrı paketleyerek üzerine sayılarını yazarak, ayrıca 6. Sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, 7. Alt tarafı sandık kurulunca imzalı sayım ve döküm cetvellerini, bir örneği, 8. Sandık çevresine asılan imza sütunu bulunmayan sandık seçmen listesini, OR7, seçim torbasına koyarak torbanın bu kısmını, birinci boğum, sicimle bağladıktan sonra sandık kurulu mührüyle mühürler. İkinci boğuma, üst boğum, konulacak malzemeler. Geri dönüş zarfına, bir adet C2, Cumhurbaşkanı numaralı sandık sonuç tutanağını, bir takım C1, Cumhurbaşkanı numaralı sayım ve döküm cetvelini, iki adet tercih evet mührünü, zarfın içindeki belgeleri kirletmeyecek şekilde, bir adet imzalı sandık seçmen listesini, bir adet ücret bordrosunu, OR100, OR25 ve OR26 nolu sandık kurulu ve diğer görevlilerin oy kullanma belgelerini, bir adet tutanak defterini, görme engelliler için hazırlanan oy kullanma şablonunu, kırtasiye malzemelerini poşet içerisine kalem ve istampa koyunuz. İstampa mürekkebini daha sonra bina sorumlusu tarafından toplanmak üzere sandık çevresinde bırakınız. Geri dönüş zarfını seçim torbasına koyup torbanın ağzını İkinci kez üstten bağlayarak mühürleyiniz. Kese içindeki sandık kurulu mührünü ilçe seçim kuruluna teslim etmek üzere yanınıza alınız, torbaya koymayınız. Sandık çevresinde
seçimle ilgili kullanılmış veya kullanılmamış hiçbir seçim evrakı bırakmadığınız konusunda gerekli kontrolü yapınız. 15. Kura ile belirlediğiniz siyasi partili en az 2 üye ile birlikte seçim torbasını temin edilen araçla derhal ilçe seçim kuruluna teslim ediniz.